Selam Kevin, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Şimdi bugünkü muhabbetimizde koşu üzerine konuşmak istedik. Son zamanlarda herkes bir koşu merakı içinde. Herkes bir koşmaya başladı. Bu süreçte seninle konuşmak istedik. En çok koşan adam olarak aklımıza sen geldin. Biraz kendinden bahseder misin bize? Koşunun hayatındaki yeri, işte ne zaman başladın? Koşmak senin için ne ifade ediyor? Şöyle... Koşu, yani koşmak benim hayatımda her zaman vardı. Hatırladığım hayatım boyunca her zaman koşu vardı. Değişik sporlarda bulundum, sportif faaliyetlerde bulundum. Her zaman koşu vardı. Ancak atletizme 2005 yılında, yani işte ne diyor, 15 yıl önce girdim. Ve de o sene ilk olarak polis teşkilatının kuruluş yıldönümü ile ilgili bir yarış vardı. Konak'tan Atatürk Cumhuriyet Meydanı'na ilk yarışımda o oldu. Peki kaç kilometre koştun? 10 kilometreydi. Başlangıç 10'la. Nisan ayıydı, aynen öyle. Başlangıç öyle, yani 10'la başladım. Ve de daha sonra da, yani bitirdikten sonra da ya bu iş güzel bir işmiş, niye daha ileri gitmeyeyim, niye öyle, niye şöyle derken... Çıtayı hepineye taşındın. Evet. Maratonlara Kevin, kadar şey oldu. Evet, yani, şu an maraton koşuyor. Ve yaptığı antrenmanlar, yani muhtemelen senin yaptığın bir aylık antrenman. Ya ben de atletizm kökenliyim ama benim mesafeler hep kısa. İşte daha atlamaya yönelik çalışmalar. Yani senin bir ayda yaptığın bir antrenman herhalde ben toplasam hayatım boyunca ancak koşmuşumdur diye düşünüyorum. Şunu söyleyebilirim. Ben arabamdan daha çok yol yapıyorum. Kilometre. Koşarak. Evet. Süpersin. Yani evet, Kevin ortalama günde bir 20 kilometre civarında antrenman yapıyor. Yani daha üstüne çıktığı zamanlar da var tabii. Evet, yani koşu benim için de hayatımın bir parçası ve vazgeçilmez bir yerde. En stresli olduğum zamanlarda en iyi koşularımı yaptığımı görüyorum. İşte en uzun koşuları yaptığım zamanlar aslında gerçekten terapiye ve desteğe ihtiyacım olan zamanlar oluyor. Yani bir nevi aslında hayatımızda bir yerde de tedavi amaçlı da koşuyoruz diye düşünüyorum ben. Onun dışında şimdi koşarken... Şimdi herkes koştuğu için sana bu arada şöyle Kevin artık koşunun üzerine... Kendini daha başka geliştirmeye yönelik çalışmalar içinde bildiğim kadarıyla işte koşu eğitimleri. Yine spor içerisinde, evet, spor çerçevesinde. Evet, spor çerçevesinde işte evet, koşuya yönelik evet, eğitimler ve farklı sertifika programlarını takip ediyorsun diye biliyorum. Aynen. Bu konuda senin de biraz hani hem deneyiminden hem de bu süreçteki bilgilerinden yararlanmak için. Şimdi koşanların, evet, hiç koşmamış birinin koşuya başlaması öneriyorsun. Sonuçta hiç koşmamış birinin koşabileceğini düşünüyorsun değil mi? Şimdi şöyle bir durum da söz konusu. Hiç koşmadıysan bu yaşa kadar kesinlikle bu saatten sonra koşmaması işte. Bu yaş dediğimde ne 35-40'lara kadar koşmamış birinin koşuya başlamasının aslında sakıncalı ve tehlikeli olduğunu söyleyen bir görüş de var. Aksine hani hayır kesinlikle koşmalı diyen de var. Ben de kesinlikle koşmalılardan yanayım. Senin de hemfikir olduğunu düşünüyorum ben de. Şimdi şöyle, şimdi tabii ki yani burada tehlikeli veya zararlı derken herhalde tıbbi açıdan bahsediyorsun. Evet. Şimdi ben bir tıp adamı değilim. Hı-hı. Dolayısıyla onların işine karışmak istemem. Eğer ki tıbbi bir sorununuz, sorunu yoksa kişinin, evet, her şeysi normal işliyorsa, o zaman kesinlikle ben buna karşıyım. Çünkü koşu bizim genetik kodlarımızda var. Yani... Hatta yani, şöyle de biliyorum ben, şimdi herhangi bir işte kronar rahatsızlığı olan kalp hastası, tansiyon hastası, yani bu insanların bir bilinçli bir eğitmen eşliğinde aslında bilinçli, kardiyovasküler sistemi harekete geçirerek bilinçli olan, daha çok evet, aslında hani koşarak daha sağlıklı bir hale gelebilme ihtimalleri de var. Aynen tabii öyle ki bu noktada eğitmen ve yaptığın antrenmanın şiddeti, sana ne kadar uyuyor, onların hepsinin planlanıyor olması lazım. Yani aslında herkes... Aynen öyle, planlı bir şekilde, evet, kesinlikle ve kesinlikle ben... Hani zararlıymış da işte o eklemlere zararlıymış, kalbe zararlıymış, işte bu yaştan sonra olmazmış, bu yaştan önce... Ben bunlara katılmıyorum. Tırnak içerisinde söylüyorum. Eğer ki normal, sağlıklı bir bireysen, planlı, programlı, bilinçli bir şekilde kesinlikle ve kesinlikle sayısız fayda getireceğinin altını çizerim. Eğer getirmezse de ben bu işi bırakırım. Yani bunun da taahhüdünü veririm yani. Ama üstünü çizerek söylüyorum. Eğer her şeysi normal işleyen bir bireyse. Evet, kendi başına koşacak olan herkesin aslında hiçbir probleminin olmaması lazım. Olmaması lazım. Evet, yani. Problemi varsa da o zaman bir yani tıbbi açıdan bir... Bilen birinin hani eşliğinde. Yani o zaman farklı bir konuya giriyor. Belki evet, bir doktor kontrolü ve eğitmen eşliğinde. Aynen öyle. O şartlarda bile aynen koşulabilir. Öyle. Peki diyelim ki koşuya başladık. Koşarken önemli olan nedir? Yani nelere dikkat etmek gerekir? İşte koşuda ayakkabı seçimi önemli midir? Şimdi bunların hepsi böyle çok ince detaylar.
ya da işte beslenmesi nasıl olur insanların? Şimdi koşu dediğiniz vakit hep onu söylüyorum ben. Koşmak ayrı bir şey. Atletizm, atlet olarak koşmak evet, ayrı bir şey. Müsabık olmak başka bir şey. Müsabık demek değil sadece. Atlet olmak ayrı bir şey. Şimdi koştuğun zaman herkes koşar dediğim gibi. Çünkü bizim atalarım, bizim genetik kodlarımız da var bu. Biz evrim içerisinde avımızdan kaçmak için veya avımızı yakalamak için koşmak zorundaydı. Evet. Ve dolayısıyla da bizde bu var. Ancak atlet olarak koşmak istiyorsanız o zaman en önemlisi matematik, fizik, psikoloji, sosyoloji gibi bilim dallarını mutlaka bu işin içerisine dahil etmeniz lazım. Ve bunların dengeli bir şekilde uygulayabilmeniz lazım. Bunun yanında tabii ki yani aksesuar olarak baktım, ben atlet olarak koşmaktan bahsediyorum. Sporcu olarak koşmaktan bahsediyorum. Çünkü öteki türlü herkes koşar dediğim gibi yani. Sporcu olarak koşmaktan bahsediyorsanız en önemli aksesuar burada, en önemli şey ayakkabı. Hani her türlü diğer kıyafetinizde, şapkanızda, şortunuzda her türlü bunluluğu gösterebilirsiniz. Ancak ayakkabı da mutlaka ve mutlaka doğru seçim. Çok, evet, çok doğru seçim ve de para harcamaktan kaçmamanız lazım. Çünkü güzel, iyi ayakkabılar pahalı oluyor. Evet. Bir de şimdi hani senin koştuğun mesafeler hani 1 kilometre, 2 kilometre mesafeler değil. Bir yerden sonra yani mesafeler arttıkça ayağa binen yük de artıyor. Haliyle yani 20-30 kilometrelerden bahsediyoruz. Orada yani senin konforunu sağlamayan bir ayakkabıyla çok büyük sakatlıklar da yaşarsın. Ayakkabı, bakın ben bir şey itiraf edeyim. Ben kendi hatam yüzünden, ayakkabıda yaptığım bir hata yüzünden 3 ay koltuk değneğiyle yürümek durumunda kaldım. Evet, 2013'te. Dolayısıyla ayakkabı çok önemli. Mevsimine göre giyinmek çok önemli. Sıvı alımı özellikle bu havalarda koşu esnasında da çok önemli. Susamayı beklemeden içmek çok önemli. Beslenme zaten dengeli ve düzgün, kaliteli beslenmek bu. Koşsanız da koşmasanız da evet, yapmamız gereken yani şeyler. Ama yani yüksek eforlarda, koşularda, uzun mesafeli koşularda sonuç olarak bir şekilde kası beslemek o zaman, de gerekiyor. O zaman tabii biraz daha farklı olmasa, biraz daha karbonhidrata... Ekstra destekler de almak gerekiyor galiba biraz. Yani tabii ki. Yani sen bu zamana kadar çok almadın biliyorum ki hani biz sürekli hani ya, uzun koşuyorsun, biraz protein takviyesi, işte herhangi bir supplement desteğiyle. Yani ergojenik yardımlar alınabilir tabii ya. Yani ama tabii burada dikkat etmek lazım çünkü para tuzağı da olabiliyor. Evet, yani yeterli beslenemiyorsak, belki de sen yeterli beslendiğini düşünüyorsun sonuç olarak, o yüzden desteklemiyorsun. Ya da eksik kaldığı noktalarda belki destekliyorsun. Eksik kaldığı noktalarda duruma göre yani o an nasıl hissediyorsam destek alabiliyorum. Evet, aslında şey çok daha güzel, bedenimiz acayip bir mekanizma yani. Yani, onu dinlemek lazım. Evet, onu dinlemek lazım. Onu yani dinlemek ben mesela lazım. Her koşu, uzun mesafe koştuğum zamanın sonrasında canım çılgınca karbonhidrat almak istiyor. Çünkü depoların boşaldığının mesajını veriyor. Evet, mutlaka. İşte glikojen bitmiş, bir tatlı arzusuyla yarış bitiriyorum mutlaka falan. Aslında dediğin gibi ama, vücut her şeyi anlatıyor bize. Ama iyi dinliyorsak. Ama başka da bir şey söyleyeyim. Hani ben koşuyorum, ben uzun mesafe koşuyorum, ben şu kadar kalori yaktım deyip de onun arkasına saklanıp istediğimi de yiyebilirim. Tabii. Değil. Ama onu da yapmıyoruz. Değil. Evet. Hayatımın ben hiçbir hani hiçbir zaman ben dünyaları koştuğum zamanlarda dahi hiçbir zaman ikinci tabağı ben yemem. Hep aç kalkarım. Ona borçluyuz. Hep aç kalkarım. Yani hep aç kalkıyorum. O çok evet, önemli. Biliyorum senin beslenme konusundaki disiplinini çok iyi biliyorum. Başka bir şey yavaş yavaş başlamak lazım. Yani direkt 20 kilometre koşmaya çıkmak tabii değil. Kademeli kademeli. Kendini bilerek, kendini tartarak, bilinçli bir şekilde. Yani bir nabzı, şimdi insanlar koşmaya başladığı zaman nefes nefese kaldığında bir tedirginlik haliyle direkt bırakıyorlar. Yani mesela bunu nasıl takip edebilirler ya, sence? Bence bunun... Hani onları tedirgin etmeyecek nabız nedir? Yani şöyle, ben yardımcı olduğum, şu anda yardımcı olduğum bazı kişiler var. Bunların bir tanesi performans koşucusu. Performans koşmak istiyor. Yarım maratonda belli bir hedefi var, onu koşmak istiyor. Diğerleri hiç hayatlarında koşmamış kişiler. Yürüme koşmayı birlikte ilk etapta. İşte ilk etapta biraz yürüme fazla, koşu az. 3 hafta sonra ne zaman yükselmeye başlıyor, nabız değerleri düşmeye başlıyor. Vücut adapte oluyor. Adapte oluyor. %50. Ondan sonra bu sefer tersine çevirip daha az, koşmayı biraz daha fazla. O şekilde derken sonra koşar bir hali alıyor. O zaman zaten. Ondan sonra koşar adım yani pozisyona evet geliyorsun. Yani biz de hep aldığımız eğitimlerde mesela çok basit haliyle insanların hani o nabız durumunu nasıl dengeleyebileceğine dair böyle bir iki tüyo vermişti hocalarımız zamanında. Koşarken
Yani eğer sedanter bir insansan, koşarken yanındaki insanla konuşabilecek aynen durumdaysan çok aslında güzel, bu tehlikeli bir nabız değil. Yani bunu yapabiliyorsan o tempoda aynen devam öyle edebiliyorsun. Aynen öyle. Ben ya onu söylüyorum veya sözünü kesmiş gibi olmam ama şöyle bir de bir matematik var. Biliyorsundur 220 sabit sayısından kişi yaşını çıkartır, ortaya bir sayı çıkar. O sayının %60'ı veya %70'i çok basit nabız bandıyla bunu takip edebilir. Hani o sayının 220'den yaşı çıkartıp o sayının %60'ı. O çıkan sayıda maksimum nabız olarak söyleniyormuş. Ha, 220'den yaşa. Evet, aynen öyle. Evet, aslında evet, tabii evet, her geçen gün şimdi şeyle çıkan teknoloji bilim değişiyor. Hani şimdi bunların başka testleri de çıktı ama en güvenilir ve hepimizin basit yani, çok basit şimdi yapabileceği bir yani, matematik bu. Çok, doğru, çok basit bir matematik. Evet. Şimdi Kevin'cim. Canım. Birçok organizasyonda katılıp yarıştın. Hem Türkiye'de hem yurt dışında. Şimdi Türkiye'nin gidişatıyla yurt dışında yapılan organizasyonlarda hepsinden birçok deneyime sahipsin. Bize biraz onlardan bahseder misin? Yani buradaki yarışlar nasıl, yurt dışı nasıl, neresindeyiz biz bu işin ülke olarak? Tabii. Şöyle, Türkiye'de bu iş... Şimdi ben başladığım zaman Türkiye'de sadece bir tane Avrasya Maratonu ismi altında bir tane maraton vardı. İki tane veya üç tane de yarım maraton vardı. İşte Trabzon yarım maratonu, Samsun yarım maratonu, bir de Tarsus yarım maratonu. Şimdi baktığınız zaman Türkiye'de Avrasya Maratonu Vodafone Maratonu, İstanbul Vodafone Maratonu olarak koşuluyor. Mersin Maratonu koşuluyor. İzmir'de işte şanssızlık oldu Nisan'daki pandemi sürecinden dolayı yapamadılar ama Ekim'e sarkıttılar diye biliyorum. İzmir Maratonu onaylandı yani yapılacak. Ha, bu sene yapılmazsa seneye yapılacak. Bir sürü ultra maraton var. Sayısını bilemediğim aşağı yukarı her ay iki tane, üç tane değişik değişik yerlerde Türkiye'de koşulan yarı maraton var. Yol yarışları var. Var da var. Yani demek istediğim şu. Türkiye'de bu iş hakikaten de sponsorların da organizatörlerin de iştahını kabarttı. Yani bu işte hakikaten de hani güzel bir şeyler maddi ve manevi. Maddiyatta onu da şey yapıyorum. Olduğunu gördüler ve de ciddi bir şekilde sayı giderekçe artış var. Dolayısıyla katılımcı da artıyor tabii. Dolayısıyla sponsorlar da çoğalıyor. Dolayısıyla da dünyada daha fazla yer bulabiliyor. Bu da güzel bir şey. Yani. Evet yani şey sporun, koşunun artması, hayatımıza bu kadar içine girmiş olması herkes için yani bir fark yaratmaya başladı. İnsanlar koştuğunda ne olduğunu, nasıl hissettiğini görmeye başladı. Tabii bu organizasyonların artmasıyla haliyle alternatifler de çoğaldı. Hani bugün İstanbul'da ben gidip koşamıyorum belki. Atıyorum. Önümüzdeki hafta koşarsın. Evet, önümüzdeki hafta tekrar gidip koşabilme ihtimalim var. Bunlar güzel. Aynen öyle. Peki bu organizasyonların artmasıyla sence yani bir sporcu olarak bu yarışmaya katıldığında organizasyonlardaki aksaklıklar, işte beklentilerinin hani ulaşmadığı yerler ya da bir hayal kırıklıkları yaşadığın dönemler oldu ya, mu hiç? Hayatım tabii ki oldu. Olmaz mı canım? Yani sonuçta yıllardır bu işin içerisindeyim dediğim gibi yani halen aktif olarak yarışıyorum. Tabii ki organizasyonlarda sıkıntılar çok oldu. Yollarımızı kaybettiğimiz zamanlar oldu yanlış işaretlerden dolayı. Mesafelerin uzun veya kısa hesaplandığı zamanlar oldu. Ama tabii şu var yani hiçbirinin arkasında bir art niyet aramak tabii veya bir kötü düşünce aramak durumunda değilim. Aslında herkes güzel bir şey yapmaya çalışıyor. Tabii sonuçta herkes güzel bir şey yapmaya çalışıyor ve zor bir şey. Hakikaten çok zor bir şey organize etmek. Herkesin yani iyi niyetinden şüphemiz olmadığı için neticede böyle biz de koşucu olarak bizim de hatalarımız olmuştur mutlaka yani. Dolayısıyla da onların da yaptığı yani o tip hataları yani tolere edeceğiz ki kaynaşacağız ve de bir şekilde yani ortak bir yerde buluşacağız. Çünkü öteki türlü hata aramaya kalktığınız zaman olmuyor herkesten yani. Çeşit çeşit olmuyor. Aynen, aynen öyle ama genel manada ben bayağı mutluyum yani bayağı süper, bayağı keyif alıyorum. Peki bu süreçte şimdi bu kadar zaman koştun, bu tecrübelere ulaştık. Bu yer buradan sonra yani önünde işte ben şöyle bir yarış koşacağım dediğin, hedeflediğin bir yer var mı? Ya da işte bu süreçte aldığın eğitimler hani sen koşuyorsun bunu meslek olarak yapmıyorsun aslında. Çok büyük bir keyif alarak ve aslında hobi olarak başlayıp profesyonelliğe kadar taşıdın. Hani bu noktadan sonra da anladığım kadarıyla artık bir ufak ufak koşu koçluğu adımları atıyorsun bildiğim.
Yani sen zaten yeterince profesyonelleştin koşuda. Evet yani evet aynen. Bu pandemi sürecinde biraz tabii insan düşünmek durumunda da kalıyor. Yarışmacı olarak hedeflerim tabii ki var. Özellikle şu pandemi döneminde düşündüm. Yani ben 2014'ten beri tam maraton 42 kilometre koşmadım. Ve de şu pandemide o kadar sıkıntı yaşadık ki madden ve manen. Ve de hani bir adak derler ya, hı hı. Kendi kendime dedim ki ben işte İzmir Maratonu'nu Nisan'da yapılması gereken ama Ekim'e sarkıtılan İzmir Maratonu'nda tam maraton koşma hedefiyle ve sağlık çalışanları için koşacağım diye kendime bir totem yaptım. Hı hı. Çalışmalara başladım ama şimdi son aldığım şeylere göre, bilgiye göre iptal edilme durumları var. Yani olmama durumu var. Ve dolayısıyla da üzülerek galiba 42 koşamayacağım. 42 herhalde koşmayacağım. Çünkü bu ızdıraba girip de hakikaten çok büyük ızdırap. Tabii hani, çok büyük emek. Arkada da konuştuğumuz gibi hakikaten çok büyük ızdırap. Hele bu İzmir yaz şartlarında gerçekten çok büyük ızdırap. Şimdi bütün bunlara katlandıktan sonra da hani yarışı yani organizasyonun iptal olması veya şartlarının daha farklı oluşmasından dolayı koşamamak olmaz. Hı-hı. Hani yazık olur. Belki seneye. Evet aynen. Evet. Belki seneye diyorum. İzmir Maratonu'nda da bizim İsmet abi de ilgileniyor. İsmet Arzuman. İsmet Hoca. İsmet Hoca. Biliyorum, biliyorum. Yani onun da çok büyük emekleri oldu. Biliyorum. Eminim ki onlar da hani bu ertelemeyle alakalı üzgünler. Geçen gün konuştuk. Ama hani önümüzdeki seneye çok daha kalabalık inşallah. Özellikle kendi şehrimde olması çok evet. Güzel. Ben bir kere işte 2016'da en son burada Avrupa Şampiyonası yapılmıştı. Hı hı. Orada bir maraton koştum. Orada da ikincilik kürsüsüne çıkmıştık Türk takımıyla. Ve hakikaten kendi şehirde olman çok büyük. Çok keyifli. İzmir'i gezecek olmak falan çok, muhteşem. Çok evet. Keyifli. Dolayısıyla hani yarışmacı olarak bu. Ama diğer manada bir de hani sordun ya bazı işte kurslar aldım. Doğru. Spor koçluğuyla ilgili yine bu pandemi döneminde düşünme fırsatın çok oldu. Çünkü fırsatın çok oldu. Bu pandemi döneminde dedim ki ya yani koştum, koşuyorum. Hani başka ne yapabilirim diye internet üstüne gezindim birazcık. Bu spor koçluğuyla ilgili özellikle koşuya yönelik, spor koşuyla ilgili bazı eğitimler aldım. Hani o yönde kendimi geliştirdim. Halen de geliştiriyorum. Halen de devam ediyorum bazı eğitimlere. Ve de Kevin Borg Running Academy diye bir oluşum. Henüz daha çok başı. Ama böyle bir şeylere adım attım gibi. Yani senin deneyimlerinden ve tecrübelerinden yararlanacaklar. Olursa, çok avantajlı olacak. Olursa ne mutlu bana. Yani olursa evet. Çok büyük tatmin hissederim. Çok büyük tatmin hissederim. Yani çünkü bu iş hakikaten çok birçok yönden çok güzel bir iş. Çünkü insanı üzmüyor. Evet. Madden üzmüyor en önemlisi. Evet. Şimdi kalkıp golf oynasan aylık dünya kadar para vermen lazım. Doğru söylüyorsun. İşte süreçte. Kayak yapmaya kalksan işte en kötü Bursa'ya gideceksin. Kış gelmesini bekleyeceksin bilmem. Sörf yapsan işte rüzgar bekleyeceksin. Rüzgar geldi. Karşım burada koşuyor mu? Hadi gel giyelim. Hele şimdi yaz zamanı. Bir şort istediğin yerde koşuyorsun. Doğru söylüyorsun. İstediğin yerde koşuyorsun deyince yani. Senin bu pandemi sürecinde dışarıya çıkamayıp evde kaldığımız o yasaklarda. Eyvah, bunu soracağını biliyordum. Ama beni çok eğlendirdi bu yani. Bu yasaklarda evde kalıp koşamadığın süreçte Kevin ne yaptı arkadaşlar? Evet. Kevin'in ne yaptığını anlatalım. Yani doğru. Her yerde her zaman koşuyu yapabiliyoruz'un bir örneği. Doğru. Evet. Alsancak'ta oturduğum yer teras katı benim. Dört tarafım tabii sokağa çıkma yasağı var. Yani yasak değil de kısıtlama diyelim yani neyse. Ne yapacaksın? Koşman lazım. Bir şeyler yapman lazım. Ne yapacaksın? Terasımın çevresinde giydim şortumu. Terasımın çevresinde baktım GPS'ten 50 metre. Döndüm durdum. 100-110 tura kadar. 110 tur teras koştum. 110 tura kadar döndüm durdum. Sonra kapım, böyle bir sevda yani valla. Sonra kapım çaldı. Karşı apartmandan bana hediye bir huni getirmişler. Ve de beni gömleği. Kapadım. Bir de huniyle bir 100 tur koysaydın sen. Sonra deli gömleğiyle götürüyorlar. Aynen, evet, yani aynen. İşin şakası cidden yani bu işi çok büyük tutkuyla ve şevkle yaptığını
yakinen görüyorum ben yani bizim de yaptığımız antrenmanlardan. Olmuyor gibi. Başka türlü alışkanlık. Yani disiplin yani. Bu işte çok önemli zaten. Yani, tabii ki çok defa istemeye gidiyorum canım yani. Her defasında koştura değil yani. Ama hayat tarzı bu, yaşam tarzı. Evet. Yani zaten yaşam tarzı haline geldikten sonra vazgeçmek imkansız oluyor. Yani. Evet. Sen biliyorsun. Aa süper, çok güzel bir sohbet oldu Kevin. Çok teşekkür ederim. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Çok onur duydum. Biz de çok keyif aldık. Çağırdığınız için. Umarım ki etkilemeyi başarmışızdır. En azından. İnşallah. Bir kişi, iki kişi daha koşmaya başlasa ne mutlu. Aynen öyle. Dediğim gibi bu çok güzel bir iş. Dünyada bütün büyük şehirlerin isminde düzenlenen bir maratonları var. Hı-hı. Bakın inceleyin. Hı-hı. Ve bu maratonlar bazen Berlin, Londra gibi 50 bin kişi, 60 bin kişiyle koşuluyor. Düşünebiliyor musunuz? Hı-hı. Dolayısıyla bu iş çok güzel bir iş. Yani bu insanların hepsi mi yani deli, hepsi mi çılgın? Değil. Evet, yani. Hani istiyorsanız bir şey kendiniz için, istiyorsanız bir vakıf için, istiyorsanız yardım toplamak için ne yaparsanız yapın. Ama çok güzel bir iş. Umuyorum etkilemeyi başarmışımdır. Eminim muhakkak içinden 3-5 kişi etkilenmiştir. Hatta işte bu süreçte şimdi Kevin'le konuştuğumuz, size bahsettiğimiz gibi koşuyla alakalı destek almak isterseniz videomuzun altına da yorum olarak da atabilirsiniz. Kevin'in bahsettiği o oluşum adresinden Kevin Borg olarak ulaşabilirsiniz. Böyle bir danışmanlık ve destek sağlayacağına hepinize eminim. Tabii ki, tabii ki. Seve seve. Çok teşekkürler. Çok da memnun olurum, onur duyuyorum. Çok sağ ol Kevin'cim. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.